Hepinize merhabalar. Bugün sizlerin de çok merak ettiğini düşündüğüm bir konu üzerine bir video yapacağım. Önümde şöyle görebileceğiniz gibi harika antrikotlar var. Et dinlendirme ile alakalı kanalımızda çok video var. Islak dinlendirme, kuru dinlendirme, onunla ilgili farklı farklı karşılaştırmalar, bir sürü şey yapmıştık. Son dönemlerde bu dışı yağla kaplanıp genelde tereyağlı yapıyorlar veya işte kavram yağı, iç yağ kullanılarak yapılan bir dinlendirme usulü var. Buna butter age diyorlar. Bunun lezzetini dry age ile mukayese ediyorlar. Etin dinlenmesindeki mevzu neydi? İlk başta hayvan kesilirken oluşan laktik asit daha sonra eti bozmadan ve dondurmadan muhafaza edebiliyorsak eğer 21 gün içerisinde eti yavaşça çürütüyordu. O laktik asit aktif olduğu için et bununla beraber yavaş 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 eriyor ve yumuşuyor. Aslında et dinlendirme dediğimiz mevzu bu. Şimdi ıslak dinlendirmede dışını vakumlayarak yapıyoruz. Hava ile temasını kesiyoruz ve minimum 21 gün boyunca etimizi bozmadan ve dondurmadan dinlendirmiş oluyoruz. Bu arada laktik asit çalışıyor ve eti yumuşatıyor. Mevzu bu. Dry age'de bunu dışını herhangi bir şeyle kaplamadan özel bir ortamda, hafif esintili, 1 derece nem oranının biraz daha yüksek olduğu bir ortamda eti bırakıyoruz. O rüzgarın etkisiyle dışı kuruyor ve dışındaki kabuk etin içini koruyor. Daha sonra dışını tıraşlayarak içindeki yumuşak eti yiyoruz. O yüzden daha fireli bir mevzu bu. Islak dinlendirmeden farkı hem fiyatı daha yüksektir, daha fireli bir ettir. Onun dışında da etin rengi koyulaşır. Biraz daha böyle aromaları yoğunlaşır. Bakın mesela şöyle iki tane, bu boyut olarak baktığınız zaman anlayacaksınız. Bu ıslak dinlendirilmiş. Bu dışı tıraşlandığı için küçülmüş bir antrikot. Bu da yeni moda. Şöyle bakın, dışında tereyağı var. Şu dış tarafındaki tereyağı aynı şekilde vakumda yaptığı gibi hava ile teması kesiyor. Ama herhangi bir vakumun içerisine değil. Tamamen etin etrafı tereyağla kaplanıyor. Ve bu şekilde yine aynı en az 21 gün, 28 gün dinlendiriliyor. Bugün bu 3 et arasındaki farkları değerlendiriyoruz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, bugün yine Paraguay kömürü kullanacağım. Daha önce bu kömürün Weber'deki testlerini yapmıştım. Şimdi artık Gurus'a geçtim. Yani videolarda arkadaşlar diyor ki abi işte niye Weber kullanıyorsun, biz Gurus kullanıyoruz vesaire, ama arkadaşlar ben her yönüyle değerlendirmek, tecrübelenmek istiyorum. Çünkü sizlerden de çok fazla soru geliyor. Bir de ben seviyorum bu işi. Şimdi altta iki tane tutuşturucu koydum. Üzerine de kömür sepetimi koydum. Bir 20 dakikaya kadar nasipse bu hazır olacak. Şimdi bunların vakumlarını açalım. Artık işimize bakalım. Bugün bu bizim aynı zamanda akşam yemeğimiz olacak. O yüzden ben bütün aile için bolcana yapacağım. Şimdi arkadaşlar, etlerimiz bu şekilde hazır. Şimdi bakın, şu dışındaki tereyağı şöyle gördüğünüz gibi paketten çıkardım. Dökülüyor. Bunun pişirme noktasında hiçbir etkisi yok. Pişirmede bu yağı kullanmıyoruz, atıyoruz. Bunun maksadı tamamen, aslına bakarsanız, etle havanın temasını kesip etin bozulmasını engellemek. Yani aynı baktığınızda vakum mantığı var. Sonuçta ortada sentetik bir şey olmadığı için de hani bu tereyağının içerisinden bir miktar geçen hava ete etki ediyor ama firesi az. Dry age'de dedim ya, bakın dry age kalan antrikotun boyutu bu kadar. Çünkü bunun kenarındaki kuru kısımlar acı olduğu için onları tıraşlıyorlar. Arkadaşlar şöyle tereyağları aldım. Tabii bu tereyağı mı iç yağ mı açıkçası emin değilim. Ben bunu Bursa'da bir kasaptan aldım. Onlar yapıyorlarmış. Ama şu an bakın et artık iyicene yumuşamış. Yani et dinlenmiş. Şimdi arkadaşlar bakın, bu butter age dedikleri yağda dinlenen. Şunlar vakumda ıslak dinlenen. Bakın bunlar küçücük olanlar da kuru dinlenenler. Şimdi aşağı yukarı kalınlıklarını aynı yapmak istiyorum. O yüzden de bundan 2 dilim anca çıkar. Etlerimi sadece tuzlayacağım. Bu tür testlerde
genelde hani karabiber, sarımsak tozunu çok koymak istemiyorum. Çünkü burada işin aroma kısmı da var. Dry aged'de özellikle aromalar daha böyle yoğun olur. Daha baskın olur. Her damağa uymaz. Onu söyleyeyim bak. Yani dry aged yurt dışında çok kıymetlidir. Ama ülkemizde çok fazla karşılığı olan bir şey değil. Hem etin pahalı oluşundan hem de o aromaya herkesin alışık olmayışından. Ben bugün ters mühür pişireceğim bunları. O yüzden önden şöyle tuzluyorum. Aynı şekilde arkalarını da. İşimiz bu kadar. Şöyle etlerim hazır. Artık mangala geçebiliriz. Evet arkadaşlar, kömürlerimiz hazır. Kömürlerimi şöyle sepetlerin içerisine alıyorum. Gördüğünüz gibi kor gibi yanıyor kömür. Bak şuraya bakar mısın ya? Şu kırmızılığına hastayım şu kömürün. Şöyle mangalı kapayacağım. Şöyle yan ve üst havalandırma şöyle biraz yarım gibi bırakacağım. Farklı kalınlıklarda etlerim. Şunlarla şunlar aşağı yukarı aynı kesmeye çalıştım. Bunlar kesilmiş gelmişti. Şöyle kalınlıklarına göre pozisyonlarını ayarlayacağım etlerinde. Şimdi bakın bunlar biraz daha ince olduğu için şöyle kalınlık. Bunları biraz sonra ekleyeceğim. Çünkü şimdi koyarsam onlardan önce pişecekler. Şimdi bunları koyalım. Biraz sonra kontrol ederiz. Evet arkadaşlar. An itibariyle bir 15-16 dakika oldu. Aman yarabbim şu yağlara bak nasıl güzel kızarmış. Oy. Şu an şöyle bir bakayım. Şu an artık bunlar baya baya olmuşlar. Şunu, şu yağlı tarafları çok güzel kızarmış. Ellemeyeceğim fazla. Sadece aralarını açayım. Şimdi hemen şunları da girmem lazım devreye. Şöyle koyacağım. Bunlara yetişsin diye. Bugün 200 derecede yaptım arkadaşlar. Çünkü hava kararıyor. Az kaldı. Yüksek ateşte pişiriyorum. Döküm ızgaramı da koyayım. Şöyle birazcık yağlayacağım önden. Ondan sonra şöyle bir silelim. Bu şekilde tekrardan kapatıyorum. 5-6 dakika sonra geleceğim. Buradaki etler ateşin üstünde ve ince olduğu için çabuk pişerler. Biraz sonra yine kontrol ederiz. Arada ben şu etleri bir çevirdim. Bunları da şöyle bir bakıyorum. Şu an artık istediğim noktalara gelmiş bu. Şimdi şunlara da bir bakalım. Bakın bu da aşağı yukarı aynı yerlerde. Artık finale geldik. Bunlar zaten çabuk pişeceği için en son finalde de pişeceği için bunları daha fazla yapmayacağım. Yani sadece gösterip alacağız. Ben ilk etapta test için birer tane hepsinden koyayım. Bunların da pişmelerini durması için şöyle alacağım kenara. Şu köşeyi alacağım arkadaşlar. Burası daha sağırdır bu mangalın. O yüzden burada sıcak duracak. Biraz sonra çekimden sonra aile için bunları devam edeceğim pişirmeye. Alev almaz ızgaramız yine konuşuyor. Arkadaşlar bakın. Izgaranın üzerinde alev göremezsiniz. Yandan bu kadar alev çıkıyor bu kadar yağlı etlerde. Ama ızgarada alev olmaz. Anca güzellik olur. Hacım hoş geldin. Hoş bulduk. Yine bir güzellikle karşındayım. Hep güzel artık. Güzellere öyle alıştık ki yani ne diyeceğimi şaşırıyorum. Vallahi. Yani. Arkadaşlar bakın. Şöyle 3 tanesi. Bir tanesi dry aged. Bu ıslak dinlendirme. Bu da butter aged dedikleri yağlı dinlendirme. Hacım 3 çeşit etimiz var. Ha. Sen çok anlamazsın hani tekniğinden ben ama. Neticeye bakayım ben şimdi. Aynen. Sen neticeye bakacağın için şimdi senin yorumlarını bekliyorum. Şimdi ilk baş bundan başlayacağım. Tamam. Sebebine gelince bu direkt ıslak dinlendirme. Yani etin aromasına çok etki olmaz ama yumuşaklığa etkisi olur bu işin. Hadi kesme tamam. Islak nedir? Bana onu anlat sen. Ya ıslak dinlendirmeyi arkadaşlar biliyor. Sen şu an lezzet olarak değerlendir. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın şöyle az pişirdik her zamanki gibi. Sulu Hadi sulu. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Bir müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci lokmayı mı attın sen? Ama bir tane yiyorum. Tamam. Ben o arada hemen bunu keseyim ikinciyi. Şimdi bunu aklında tut. Su falan vereyim mi?
Bence ciddiye çok. Tamam. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu yine butter edge dedikleri. Şu an şu spinolis denen en yumuşak yerinden kesiyorum. Her ikisini de. Tamam. Tamam. Bakın pişme dereceleri tamamen aynı. Gördüğünüz gibi yine sulu sulu. Hadi bakalım bismillah. Müsaadenizle. Hocam bu be. Bu da güzel. Yani ben çok bak aşırı bir fark göremedim şimdiye kadar ama çok güzel. Ben gördüm. Belki benim yer yediğim yer hem daha yumuşak hem daha aromalı geldi. Bu, bu. Değil evet. mi? Aroma biraz daha yoğun. Yumuşaklıkta ben fark görmedim. Bir de son olarak da şu dry edge'i. Gel cucum. Bunun spinolis kalmamış artık. Şu dışında bizim şey olan. O yüzden az kesebileceğim bundan. Şöyle bundan. Bu dry edge arkadaşlar. Bu etin rengi zaten normalde de daha koyu olur. Yani çok pişirmedim eti. Al cucum evet. bunu da. Müsaadenizle. Şimdi bak ikinize de arkadaşlar babam da Cüneyt de yani konuya yiyecek yani damak noktasında hakimler. O kadar. Teknik anlamda ikisinin de en ufak bir bilgisi yok. Şimdi ben onlara sorular soracağım. Onların sorularıyla bunu değerlendireceğim. Şimdi hacım bu üçüncü ne diyorsun? Bak bu güzel. Bu çok güzel. Tamam. Sence bir dakika en fazla hangisini? Sen butter edge'i beğendin. Sen? Ben de butter edge'i beğendim. Sen de butter edge'i beğendin. Dry edge'inden artık tadını... Bu şimdi ben köşesini mi aldım bunun? Ne aldıysan biraz böyle kıkırdak gibi geldi. Belki tam sinir geldi hacım. Al hemen, hemen şundan sana bir tekrar test yaptırayım. Bana bir tık daha az pişmiş de geldi o. Yok aynı pişmeler aynı. İşte baksana. Bir. Evet. İki. Üç. Sence ne? Babamın lafının üstüne laf söylenmez. Ben de öyle düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben de şöyle düşünüyorum. 1, 2, 3. Şimdi sebebini de açıklayayım. Dry aged dedim ya bak herkese uymuyor yani. Mesela onun aromasının yoğunluğu sanki böyle normal et tadından farklı gibi geldi bana. Hani böyle daha farklı bir aroma geldi. Bunda bunun biraz yoğunluğu gibi yani ıslak dinlendirilmişin bir tık daha dry age'e yakını gibi bir lezzet geldi. Bunların içerisinde ilk başta da söyledim ya dry age'de dinlenme esnasında yeni aromalar kazanır diyelim. Şimdi bununla ilgili açıkçası ben buna daha benzeyeceğini düşünüyordum ama şu an iki et arasında böyle hissedilir bir fark var. Yani tabii bu aynı hayvana ait olmadığı için bu test %100 karşılık bulacak bir test değil. Normal şartlarda bunu üçünü de tek bir hayvanın antrikotuyla yaparsak aslında bu testin tam anlamıyla doğrusunu yapmış olacağız ama aşağı yukarı yağ dağılımları birbirine yakın olmasına rağmen şu an şu butter edge değil mi? Hem böyle farklı bir aroması var hem yumuşak. Üçümüz de butter edge'de karar kıldık. Bir soru soracağım size. Lezzet olarak bununla bunun lezzeti mi birbirine daha yakın? Bununla bunun lezzeti mi daha yakın? Dry aged farklı kullan. Ya yani onun aroması hani dediğin gibi farklı bir aroma veriyor. Bu aromayı seviyorsan zaten lezzetli. Bence bundan bu veriyor acı. Bunda bunu mu yakın buldun? Bundan yakın buldum. Ben de bak bununla bunu birbirine daha ben yakın. Ben de öyle buldum. Yani bunu mu buldun? Evet, butter'ınki ama daha böyle dengeli geldi bana lezzet aynen, olarak. Aynen. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Aromayı 1 ile 10 arası puanlayacak olsam bu 6, bu 8, bu 10 gibi. Yani yoğunluk farkı var aralarında. Yumuşaklık olarak bu tabii daha ince bir et olmasının da etkisi var burada. Bu ikisi daha yumuşak ama bu daha kalın bir dilim olsaydı bana bu şekilde geldi. O zaman biraz daha farkı hissettirirdi. Yani burada ince dilim olmasının da yumuşaklığa etkisi var. Onun dışında aroma olarak baktığınız zaman ben de butter edge'i seçtim. Var mı eklemek istediğiniz bir şeyler? Vallahi eline sağlık. Çok güzel. Afiyet olsun. Etler güzel. Aynen. Hepsi çok güzel etlerin. Allah'a şükredelim. Evet. Rabbim gerçekten çok şükür. Nimetler yaratmış işte süreçte. Evet çok güzel.
Arkadaşlar et dinlendirme mevzusu çok 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 önemli. Yani biz bunu kanalda mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz. Artık kasaplar da bu işin içine dahil olmaya başladı. Yani ben mesela bu işlere başladığım zaman tamamen kendim ev şartlarında bu işi yapmak durumundaydım. Kanalı ilk açtığımda da açıkçası çok farklı değildi ama şimdi bizi izleyen kasap takipçilerimiz de var. Sağ olsunlar, onlar da hizmet anlamında bu işe girdiler. Artık işte vakumlu etler, etrafı tereyağla kaplanmış etler veya direkt dry age yapılmış etleri böyle iyi kasaplarda bulabilmek mümkün. Mustafa'cığım artık ne olacak biliyor musun? Söyleyeyim sana. Söyle. Götür getir var ya bana, götür getir. Akıllı kasaplar, bak akıllı kasaplar bu işin artık götürünü getirini yapacak. Başladı. Abi. Ama güven tabii. Başladı. Ama güven, güven. Evet, başladı. Ette o iş kolay olmamakla beraber ha, bazı firmalar o işe de başladı. İnşallah ülkemizde et daha gelişir, bir de ucuzlar ya. Bir de ucuzlasa var ya. Onu bekleme be. Valla ben bekliyorum ya. Umudumu yitirmiyorum. İnşallah yok ucuzlar. Yok oğlum be. Hayvancılık yok gelişirse her şey arka arkaya gelir diye düşünüyorum. En azından ben niyetimi iyi tutayım. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Biz beğendik. Allah'a emanet olun. İnşallah siz de yaparsınız, siz de beğenirsiniz.